Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere yine muhteşem bir baklava tarifi ile geldim görüntüsüyle göze tadıyla damaklara hitap ederek harika bir lezzet oldu baklava hamuru nasıl yorulur nasıl açılır güzel baklavalar yapmak için nelere dikkat etmeliyiz bütün püf noktalarıyla sizlerleyim üzere gerçekten kıyır kıyır ağızda dağılan harika bir tarif oldu şu şekilde iç dokusunda sizlerle paylaşmak istiyorum ve lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabımızın içerisine bir dolu yemek kaşığı katı yağ alıyorum. Ben sade yağ kullandım arkadaşlar. Siz dilerseniz tereyağı ya da margarin de kullanabilirsiniz. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımı ve yarım çay bardağı sütümü ilave ediyorum. Yine aynı bardak ölçüleriyle yarım çay bardağı yoğurdumu da ilave ettikten sonra üzerine bir su bardağı suyumu ekliyorum. Toplamda dolu dolu 3 yemek kaşığı sirkemi ilave ediyorum. Çok dolu olmayacak şekilde bir çay kaşığı tuzumu da ilave ettikten sonra 2 adet yumurtamı da ilave edip sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Ben bu tarifim için 7,5 su bardağı un kullandım. Unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebileceği için unumuzu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterelim. Unumuzun pastalık böreklik un olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Ben pastalık böreklik un kullandım. Bu şekilde sıvı malzemelerin üzerine unumu ilave edip güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi hamurumu yoğurdum toparladım. Unlamış olduğum tezgahımı alıyorum ve yoğurma işlemine tekrardan devam ediyorum. Hamurumu güzelce yoğurdum, toparladım. Ele yapışmayan, yumuşak bir kıvamda olmasına özen gösterelim. Hamurumu hiç dinlendirme yapmadan bu şekilde göz kararı parçalar haline koparıyorum. Ve cevizden bir tık büyük bezeler olacak şekilde hamurumu bezeleyip bir kenara alıyorum. Evet bezelemiş olduğum hamurumu bu şekilde kullanmış olduğum mısır nişastasına bulayıp üst üste gelecek şekilde aralarını bol bol unlayarak bu şekilde bastırıp bir kenara alıyorum. Bu işlem hamurumuzun daha kolay açılmasını sağlayacak arkadaşlar mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Nişastalamış olduğum hamurlarımı ikişer ikişer pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum açmış olduğum bezelerimi üzerine kapalı bir şekilde dinlenmeye bırakacağım dinlendirme aşaması çok önemli arkadaşlar gerçekten hamurumuz dinlendiği zaman daha kolay açılıyor bu şekilde pasta tabağı büyüklüğünde açmış olduğum hamurlarım arasına yine bol bol nişast ilavesi yapıyorum tepsimi alıyorum bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum Evet hamurlarımın tamamını bu şekilde açtım aralarına bol bol nişasta ilavesi yaptım ve üzeri kapalı bir şekilde hava almayacak bir şekilde kapatıyorum ve 15-20 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Benim vaktim olmadığı için 15-20 dakika dinlendirdim. Daha fazla dinlendirirseniz daha güzel olur arkadaşlar. Dinlendirmiş olduğum bezenden iki tanesini çıkartıyorum. Diğerinin yine üzerine güzelce kapatıyorum ki kuruma olmasın. Ben bugün ikişer ikişer açacağım bezelerimi siz dilerseniz teker teker de açabilirsiniz. Evet bu şekilde hamurlarımı kontrol ediyorum. Tekrardan aralarına bol bol nişast ilavesi yapıyorum. Üzerine de nişastamı ilave ettikten sonra güzelce açma işlemine başlıyorum. Açarken önce fazla bastığı uygulamıyorum arkadaşlar. Çok nazik bir şekilde açmaya özen gösteriyorum. Hamurumuzu ilk açmaya başladığımız zaman çok fazla bastırırsak birdenbire kenarları açılacaktır güzel bir sonuç olmayacaktır arkadaşlar. O yüzden çok nazik bir şekilde fazla basılı uygulamadan bu şekilde hamurlarımı ikişer ikişer açıyorum. Gerçekten hamurumuz çok güzel, çok kıvamlı, harika bir hamur olduğu için çok kolay bir şekilde açılıyor. Videom çok uzun olduğu için şerbet tarifi vermedim arkadaşlar. Diğer tatlı tarifimde şerbet tarifi mevcut. Tekrardan üzerinden şöyle bir geçmek istiyorum. Şerbetim için 5 su bardağı toz şeker ve 5 su bardağı su kullandım. Üzerine ince bir dilim limon ilavesi yaptım. Eriyene kadar güzelce karıştırdım ve orta göz ocağıma kaynamaya aldım. Şerbetim kaynadıktan sonra kısık ateşte 20 dakika daha kaynattım. Kaynatmış olduğum şerbetin altını kapatıp soğumaya bıraktım. Evet bu şekilde iki adet yufkamı açtım. Oklavama sardım ve buruşturdum arkadaşlar. Ve şekilde görmüş olduğunuz gibi tezgahımı aldım. Ve bu şekilde ceviz ilavesi yapıyorum. Tatlımın hepsinin aynı eşit büyüklükte olması için bu şekilde iki parmağımı arasına koyarak eşit miktarda cevizimi ilave ediyorum. Ve cevizimi ilave ettikten sonra şekilde görmüş olduğunuz gibi kenarlarındaki yufkaları cevizlerin üzerine kapatıyorum. Ve cevizleri tam ortada kalacak şekilde bu şekilde büzgüler yapıyorum. Kenarlarının açılmaması için çok sıkı bir şekilde kapatmaya özen gösteriyorum. Ve şekillendirmiş olduğum tatlımı bir bıçak yardımıyla kesiyorum. ve kesmiş olduğum tatlılarımı ters çevirip kenarlarını tekrardan sıkıştırarak tepsime yerleştiriyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Benim tepsilerim küçük olduğu için toplamda 3 tepsi baklava elde ettim arkadaşlar. Siz büyük tepsilerle yaparsanız muhtemelen 2 tepsi baklava elde edebilirsiniz. Şu anda görmüş olduğunuz tepsim 600 gramlık bir baklava tepsisi. Diğerlerini de daha küçük tepsilerle yaptım. Buzluğunda muhafaza edeceğim. Misafirim geldiği zaman taze taze çıkarıp ılık şerbetimle buluşturup o şekilde ikram etmeyi düşünüyorum. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Evet tepsimin birinde bu şekilde antep fıstıklı yaptım arkadaşlar. Ben bu tatlarımı yağlamak için yarım kilo tereyağı 250 gram margarin ve 1 su bardağı sıvı yağ kullandım arkadaşlar. Siz dilerseniz sadece margarinle ya da sadece tereyağıyla da yapabilirsiniz. Tatlımı 200 derece fırında yarım saatte pişirdim arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden kontrol bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Evet bu şekilde antep fıstıklı baklavalarımı da bitiriyorum. Yağımı önceden erittim arkadaşlar. Üzerindeki tortularını aldım. Yağım ılık olacak. Çok kaynar yağ ile buluşturmayalım baklavalarımızı. Aksi takdirde baklavalarımızın üzeri çok çabuk pişecektir. içerisini çekmeyecektir. O yüzden yağımızın ılık olmasına özen gösterelim. Evet baklavalarımı yaptım. Hazırladım. Yağımı da hazırlamıştım. Yağım ılık olacak şekilde baklavalarımla buluşturuyorum. Bu baklavalarımızı hemen şerbetleyip yiyebileceğiniz gibi pişirdikten sonra buzlukta muhafaza edip dilediğiniz zaman çıkartıp ılık şerbetiyle buluşturup gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi aşağı yukarı her tatlımıza bir yemek kaşığı yağ olacak şekilde güzelce gezdirdim. Üzerinin kuru kalmamasına özen gösterelim. Evet bütün baklavalarımı aynı şekilde ılık yağımla buluşturacağım. Sonrasında fırınıma pişmeye göndereceğim. Evet görmüş olduğunuz gibi yağımla buluşturdum ve fırınıma pişmeye gönderiyorum. Evet arkadaşlar güzelce pişti tatlılarım. Çok kızarmasını istemiyorum. Bu şekilde gerçekten şerbetle buluştuğu zaman rengi daha koyulaşıyor. Renginin açık olması sizi korkutmasın. Soğumuş olan tatlımı bu şekilde streç filmle sardım. Buzlukta muhafaza edeceğim. Diğer küçük tepsimde aynı şekilde soğuduktan sonra streç filmi sarıp buzluğuma kaldıracağım. Evet soğumuş olan şerbetimle ilk sıcaklığı geçmiş olan tatlılarımı buluşturuyorum. Şerbetlemiş olduğum tatlımı bir saat dinlenmeye alıyorum. Evet tüm tariflerimde olduğu gibi bu tarifimde anlaşılır ve de pratik bir şekilde bütün püf noktalarını vermeye çalıştım. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomun yorumlar kısmından yazarsanız gördüğüm an mutlaka dönüş yapıyorum. Evet şerbetle buluşturmuş olduğum tatlılarımı bir saat dinlenmeye alıyorum. Evet şerbetini çekti tatlım görüyorsunuz gerçekten görüntüsüyle inanın lezzetiyle de muhteşem bir tarif oldu. Yiyenlerden tam not alan bu bayrama damgasını vuracak harika bir tatlı. Şerbetini çekmiş olan tatlarımı bu şekilde toz antep fıstığıyla süslemeler yapıyorum. Ben bu şekilde süslemeler yaptım. Siz dilerseniz antep fıstığı kullanmayabilirsiniz. da bilirsiniz. Her haliyle gerçekten muhteşem oluyor. Bayram sofralarının, misafir sofralarının gün sofralarının olması olmazlarından baklava gerçekten lezzeti, dokusu, kıvamı inanın muhteşem oldu. Şu şekilde süslemiş olduğum tatlımın kıvamını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve siz tatlımı son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdi de afiyet olsun. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.